Bodrum'da bir programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye siyaseti tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır. O tehlike şudur, %87'lik katılım oranını bir daha bulamayabiliriz. Seçmende bir duygusal kopuş var. Seçimi kaybettiğimiz gece hiçbir şey yapmaya takatim yoktu. Kaybettik, gereğini yapmak lazım diye düşünüyordum dedi. Bodrum Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı ev sahipliğinde Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nde Osman Özgüven ve Yerel Devrim belgeseli izlendi, Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilik söyleşisi gerçekleştirildi. Siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP ekseninde sürdüren ve Türkiye Çevre Hareketi'nin önderlerinden olan Komünist Osman lakaplı Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının hikayesinin anlatıldığı belgesel gösteriminin ardından Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilik başlıklı söyleşi yapıldı. Moderatörlüğünü Tansu Özcan'ın yaptığı söyleşiye CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski Kültür Bakanı ve SODEV kurucusu Ercan Karakaş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la gazeteci yönetmen Gökmen Ulu konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan, Süreyya Öneşlerici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'la çok sayıda vatandaş takip etti. Söyleşide belgesel üzerine yapılan konuşmaların ardından izleyicilerin soru-cevap bölümüne geçildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iktidarın muhalif belediyelere karşı bir tutumunun olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Tamamen dışlayıcı, tamamen görev yapmasını engellemeye çalışan, imkanlarını kısıtlamaya çalışan ki bunları çok net bir şekilde İstanbul'da, büyük şehirlerde, Ankara'da gördük, İzmir'de gördük, Muğla'da da gördük. İstanbul Ankara'yı kaybettikten sonra onların hizmet etmek için bütün uğraşlarına, buldukları finansman kaynaklarına her şeye ket vurdular. Bunları çok net gördük. Muğla'da bile bugün yaşadığımız susuzlukta yaşadığımız şu, Osman Başkanımızın bulduğu 215 milyon euro. Bunlar tamamen işte bugün yaşadığımız su, altyapı, kanalizasyon sıkıntılarının çözümü içindi bu para. Tam 3 yıldır Cumhurbaşkanı'nın masasında bekliyor ve o finansmanı imzalamıyor. Peki bu zulmü yaparken acaba Bodrum Belediye Başkanı'na mı yoksa Muğla Belediye Başkanı'na mı İstanbul Belediye Başkanı'na mı ya da Ankara Belediye Başkanı'na mı yapıyor? Hayır, halka yapıyor, halkına yapıyor, topluma yapıyor. Programın soru-cevap kısmında vatandaşların sorularını cevaplayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise şöyle konuştu. Burada bir öz eleştiri yapmak, hesap vermek, bir bunun üzerinden konuşmak gereken bir dönemdeyiz. Hiçbir şey olmamış gibi, ben mesela seçim gecesine kadar hani diyelim 500 ilçe 700 miting yaptık ya, 14-28 Mayıs arasında 31 tane miting yaptım ben. Yine onların altısı galiba Muğla'daydı. Toparlayalım bir şey olsun falan diye. Seçimi kaybettiğimiz gece hiç takatim yoktu hiçbir şey yapmaya. Yani böyle kaybettik ve gereğini yapmak lazım diye düşünüyordum. Ama öz eleştiri meselesinde birazcık eksik kalındığı, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya doğru gidildiğini görünce bunun bir parçası olmanın da bir maliyeti var. Seçimi kaybetmekten daha büyük bir eksiklik. Onun üzerinden kendimce bir süreç yürütüyorum. Böyle süreçler yürütenlerle konuşuyorum. Ve şöyle bir şey olsun istiyorum yani. Bir değişim olsun ama mesela bu sadece genel başkan değişimi derseniz Kemal Bey'e ayıp etmiş olursunuz. Çünkü onun emeğini görmezden gelmemek lazım. Sadece Kemal Bey eski MYK üyesi arkadaşlarını değiştirirse Kemal Bey de onları ayıp etmiş olur. Çünkü onları atayan da odur. Tüzük tartışmaları var. Sadece tüzüğü değiştirelim. İşte ön seçim zaten vardı ama uygulanmadı. Daha katı hale getirelim. Eyvallah onu yapalım ama yazılı belgelere indirgemek de çok başka bir kolaycılık olur. O da şimdi birlikte yönetimde olduğumuz bazı arkadaşlar öyle diyor. Tüzüğü değiştireceğiz, her şey çok güzel olacak. 6 Eylül'e kadar görüş bildirin falan. Siz bildirin, biz en iyisini yapacağız. Bu da doğru değil. Program meselesi, 9 Eylül'e kadar yeni bir program açıklayalım. Ya bizim mevcut programımız çok iyi program ama 2007'de kalmış bir program. Detaylarına girip çok uzun anlatabilirim.
Esas başka bir mesele lazım. Yönetenlerin, yani genel başkanın, yönetici kadroların, yazılı çizili evrakların, ikincil, üçüncül bütün mevzuatların, ama esas bir zihniyetin değişmesi lazım. Dünyadaki iyi örneklere bakmak lazım, kötülerinden ders almak lazım ama çalışmak lazım. Birilerine benzeyerek siyaset yaparak olmuyor.